Bu video ekranda gördüğünüz videodan bir kesittir. Peki Hektaş bundan sonra ne olur? Hisse bayağı sert bir şekilde düşüyor ve düşeni kıramıyor. Kırsa da bakın şurada kırmış, tekrar düşüyor. Ama bazen sert tepkiler geliyor. Mesela şurada 17'den 23'e tepki, bence iyi. Ama bu hisseye trade etmek çok zor. Çünkü hisse düşüyor. Düşen hisse de trade etmek çok zor. O tepkiyi yakalamak çok zor. Bilançolara baktığımızda ilk çeyrekte eksi faiz üretmiş enflasyon muhasebe sebebiyle. Enflasyon muhasebesinin de katkısıyla 2023 yıllık faiz de eksi. Enflasyon muhasebesi yokken bile bakın 2023-09'da eksi faiz var. Bu değişmediyse. Şimdi faiz eksi, bir de üstüne ciddi anlamda finansal borç yiyor. Sonra hem borç taktığı için, yani bu sonra hem borcun faizi enflasyonun altında olduğu için hem de brüt kar marjında stok sebebiyle, enflasyon muhasebesi sebebiyle giden eksiler hepsi parasal kazanç olarak ekleniyor ve firma biraz daha hani zararı azalıyor. Ama yine de yani hoş gözükmüyor. Peki firma serbest nakit akımı üretmiş mi? İlk çeyrekte üretmiş. Bu iyi bir şey. Yıllıkta üretmese de ilk çeyrekte üretmiş. Aslında fena değil. Yani yakında dönüş gelecek mi acaba sorusu oluşturuyor. Hissenin tahta büyüklüğü 13 milyar. O kadar düşmesine rağmen hala büyük bir tahta. PDD'si de enflasyon muhasebesi olduğu halde, yani hani öz kaynakları arttığı halde yine de çok düşük gözükmüyor PDD'si. Yani ne diyebilir ki insan şimdi bu durumda? Hisse düşüyor. Düşüş elbet bir yerden bitecek. Düşüş bittikten sonra tabii ki biraz tepki gelir. Ama yine de bu araya girmek yani riskli. Çünkü düşüş nerede bitecek hala belli değil. Düşüş bitse, şöyle bir 6 ay yataya girse, oralar daha güvenli liman olarak algılıyorum ben. Dolar bazlı bakalım. Mesela o pandemiden mesela hala çarpı 2 fiyatında dolar bazlı. Şimdi her şey dolar bazlı 2 kat gitti otomatikman. Evet, bu da gitmiş. Yani buralarda dolar bazlı daha da düşmez diye umuyoruz ama işte göreceğiz. Çünkü hem dünyada hem ülkede piyasa çok iyi değil ama elbet düzelecek. Bunu da bilelim. Hektaş %87 düştü. Daha da düşer mi bilmiyoruz ama artık bir yerlerden en azından bir yataya girmesini umuyoruz. Peki Hektaş yatırım olarak bir tane video izlemiştim. Videoda uzman şöyle bir şey diyordu. Hektaş 2025'te yatırımların dönüşü olacak, faaliyet artacak diyordu. Hektaş'ta bedelli var. Bu arada borç ödenecek çoğunlukla. Tamamı borç ödenecek. Peki bu doğru mu? Bence doğru. Çünkü gerçekten borçlu bir firma. Ve bu borçları eritmek gerekiyor. Çünkü faizi ciddi anlamda yüksek. Peki firma hani yatırım falan yapıyor mu? Faaliyet sunumunda, yatırım faaliyetleri kısmında 2024 3 ayda 217 milyonluk yatırım yapmış. Twitter'da Hektaş Yatırım diye aratıyorum. Haziran 2023'te veteriner tıbbi ilaç üretimi alanında yapılacak yatırım için 40 milyon dolarlık bir imzalama yapmış mesela. Burada güzel bir rapor yapmışlar. 2023'ün sonlarına doğru çıkmış bir rapor. Burada gübreye neden talebin azaldığını anlatmışlar. Ağrı yatırımları sürüyormuş. Özbekistan'da yatırım varmış. Veteriner tıbbi ilaç üretimini biliyoruz, biraz önce baktık. Finansallara katkısı 2025 yılında olması bekleniyor. Evet, bu malum yatırım, bu zannediyorum. Peki ne kadardı? Bu 40 milyon dolardan bahsetmiştik zannediyorum biraz önce. Peki bu 40 milyon dolarlık yatırım ne kadar? İşte 1,3 milyar falan yapıyor. Öz kaynaklarına göre şu anda bence iyi bir yatırım. Ne kadar iyi bir geri dönüş olacak? Firmanın faaliyetini ne kadar arttırabilecek göreceğiz. Çünkü faaliyet artsa borçlar hani aynı kaldığını düşünün ki borçlar daha da azalacak şimdi. Bedelli ile onaylanırsa, onaylanır mı? Halka açıklığı düşük. Çoğunu patron ödeyecek. Muhtemelen onaylanır. Bu veteriner ve tıbbi ilaç üretimi yatırımı iyi bir etki görürsek güçlü faaliyet marjı bekleniyormuş mesela. Bir tane iştirak halka süreci varmış. Petmama tesisi kuruldu zaten biliyoruz. Ama faizlerin artmasıyla birlikte bu yatırım süreçleri yavaşlamıştır. Çünkü yatırım yapabilmek için nakit lazım. Hem talep çok güçlü değil, hem faizler yüksek. Nasıl olacak bu durum? Dolayısıyla bedelli kaçınılmaz oldu. 2025'te güzel şeyler gözüküyor yani. Hektaş 2025'te daha iyi olacak bence. Grafiğe baktığımızda grafik korkunç gözüküyor. Ve ben hani şu anda bilançolara baktığımda, hem hissenin PDD'sine baktığımda, hem tahta büyüklüğüne baktığımda, bilançolara, faroke, işte net kâra baktığımda şu anda hala ucuz bir hisse görmüyorum. Ha, elbet düşüş bir yerde bitecek. Buralarda olabilir. Çünkü bayağı düştü %87. Düşüş buralarda bitebilir. 2025'te de iyi şeyler olabilir. Ben çok karamsar değilim bu saatten sonra. Ama buralardan hisseye girmek bana hala riskli geliyor. Çünkü hisse çok sert düşüyor. Evet, arada tepkiler geliyor ama o tepkileri yakalamak da kolay bir şey değil.
Hadi buradan tepki gelir diyorsun, daha da düşer. Çünkü düşüş trendindesin. Diyelim ki yataya girdiyse atak gelecek, bekliyorsun, gelmedi. Biraz daha beklersin, sonra atak gelir. Ama diyelim düşüş trendindesin, buradan atak gelecek dedin, gelmedi, biraz daha düştü, zarara giriyorsun. Yani düşüşte kazanmak çok zor. Hisse yataya girerse daha sağlıklı düşünebiliriz. Peki hisse yataya girmeden ya bu kadar sert bir %87 düşüş. Yani şöyle bir rally olamaz mı şöyle 200 günlüğüne kadar mesela? Bu bedelli olmasa hani biraz daha ihtimali artardı ama insanlar bedelliyi sevmiyor. Bedelliye katılmak istemiyor. O yüzden biraz daha süreç devam edebilir ama bu bedelliden sonra biraz daha rahat olabilir. Çünkü bedelliyle para girişi de olacak firmaya. Borçlar falan azalacak. Daha iyi bilançolar göreceğiz. En azından nakit akışı olarak daha güçlü bir nakit akışı göreceğiz. Yani Hacktaş'ta en kötüsü geride kalmış olabilir artık fiyat bazında ama hisse yataya girdiğinde anlamış olacağız. Dip neresi bunu zamanla öğreneceğiz.